Selamlar arkadaşlar. Öbe'de güncel yani yakın zamanda gerçekleşmiş olaylardan oluşturduğum bir derleme çalışması hazırladım. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Türkiye uzun bir aradan sonra 2021'de tekrar PIRS'e katılmış. Ancak bu uygulamanın sonuçları 2022 yılının sonunda açıklanacaktır. Biliyorsunuz PIRS, biliyorsunuz PIRS uluslararası izleme çalışmalarından biri öğrencilerimizin okuma becerilerine ve okuma düzeylerine dair önemli çıktılar sağlamaktadır. Bir başka konu, hükümetler arası iklim değişikliği 2022 etkiler, uyum ve etkilenebilirlik raporu iklimin biyoçeşitliliğin ve insanların birbirine olan bağımlılığını ortaya koyarak iklim değişikliğine yönelik küresel eylemde daha fazla gecikmenin yaşanabilir bir geleceği güvence altına almayı imkansız hale getireceğini vurgulamaktadır. Yine Hükümetler Arası İklim Değişikliği 2022 İklim Değişikliği Mücadelesi raporu ise ülkelerin net sıfır emisyona ulaşmak için gereken politikaları ve eylemleri gerçekleştirme konusunda geride kaldıklarını mevcut düzende devam edilirse sıcaklıkların aşırı bir seviye olan 3 dereceye kadar yükselebileceğini belirtmektedir. Fosil yakıtlara bağımlılığın ortadan kaldırılması için küresel ekonominin ve toplumun tüm yönlerinde köklü değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka güncel konu. 2022'de Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda aynı zamanlarda rekor sıcaklıklar kaydedilmiş. Zıt mevsimlerde kuzeyin ve güneyin aynı anda erimesinin olağan dışı olduğu ve durumun endişe verici olduğu dile getirilmiştir. Haziran 2022'de yayınlanan bir araştırma, Kuzey Kutbu'ndaki yüzey sıcaklıklarındaki ısınmanın dünyanın diğer bölgelerinden 7 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreter tarafından yayınlanan Sayılarla Kuraklık 2022 raporu, iklim değişikliğiyle şiddetlenen kuraklıkların dünya geleninde en büyük tehditlerden biri olduğunu, küresel olarak yaklaşık 55 milyon insanın her yıl kuraklıktan doğrudan etkilendiğini ortaya koymaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Haziran 2022'de yayınladığı rapor, Pandemi sonrasında enerji fiyatlarındaki artışın şiddetli etkilerini ele alarak enerji verimliliğinin hayati rolünün altını çizmektedir. 2017'den bu yana sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya başlayan kurum ve işletme sayısı 140 bine ulaşmıştır. Projenin hayata geçirildiği 2017'den 2022 yılı Ocak ayına kadar geçen sürede toplam 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılmıştır. Mart 2020 ve Nisan 2022 arasında yaşadığımız süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin internet teknolojileri kullanarak yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerinde yoğun olarak kullandıkları öğrenme yönetim sistemleri ve canlı derslerin eş zamanlı yapılmasına izin veren araçları seçmek, etkin şekilde kullanmak, güvenli ve yetkilendirilmiş erişim sağlamak gibi yeterliliklere sahip olmalarının önemi görülmüştür. Eğer okulda psikolojik danışman yoksa RAM'dan müşavirlik hizmeti alınarak rehberlik hizmetleri yürütme kurulu tarafından hazırlanır. Genel olarak birçok aşamada okul psikolojik danışmanı aktif yönlendirici ve esas olarak okul rehberlik psikolojik danışma programını yürüten kişidir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve örnek etkinlikler yayınlanmaktadır. Mevcut özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre özel eğitim ihtiyacı olan birey, bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yönetmelik de 2021 yılında yayınlanmış. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin yine 47. maddesine göre BEP geliştirme biriminde okul müdürü ve görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, öğrencinin velisi ve öğrencinin kendisi bulunur. 2021-2030 Avrupa Birliği Engelli Haklarına Yönelik Strateji Belgesinde cinsiyet, ırk ve etnik köken, din ve inanç özelliklerine göre ayrımcılık gözetilmeksizin insan hakları temelli yaklaşım, topluma katılım, eşit erişim, kapsayıcı ve erişilebilir eğitim konuları vurgulanmıştır. Dünya Meteoroloji Örgütü 2021 yılı raporunda sera gazı salımlarının, deniz seviyelerinin, okyanus suyu sıcaklığının ve atmosferdeki birikimi artan karbondioksit nedeniyle okyanus asitlenmesinin rekor yüksek seviyeye ulaştığını tespit etmiştir. En kötü anlaşma, uzlaşma, hiç anlaşma, uzlaşma olmamasından daha iyidir. Ön savı temel alınarak Glasgow İklim Paktı taraflarca 2021 yılında kabul edilmiştir. Glasgow'daki hükümetler arası görüşmeler bazıları ilk ve çığır açan yükümlülüklerin kömür kullanımının devre dışı bırakılması zamana yayılmış olmasına karşın İlk kez resmi karar metinlerinde yer alması, bazılarınca açık ve yeterli görünmeyen karbon piyasaları kuralları ve benzeri konular, 2022 dahil önümüzdeki yıllar içinde gerçeklere karşı sınanması gerekecek olan Paris Antlaşmasının 1,5 ila 2 derece küresel ısınma hedeflerine ulaşılması gibi bazı büyük beklentileri de üretmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2021 raporunun teknoloji ve bölgelere göre 2020-2050 dönemindeki seçilmiş temiz enerji teknolojileri için kestirilen pazar payları bölümündeki kestirimlere göre 2050'ye kadar net sıfır salım senaryosu altında 2050'ye kadar en fazla yatırım gerektiren teknolojiler büyüklük sırasıyla bataryalar, açık deniz rüzgar enerjisi ve yakıt hücresidir. Konutlar, hizmet binaları ve ticari binalardan oluşan bina sektörünün bulunduğu inşaat sektörü 2020 yılı verilerine göre enerji kullanımının %36'sından, karbon salınımının ise %37'sinden sorumludur. İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olayları ve afetler kentlerde önemli kayıp ve hasarlara neden olmaktadır. 2021'de Batı Karadeniz'de gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde meydana gelen sellerde 82 kişi hayatını kaybetmiş. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan iklim değişikliğini dikkate almayan çarpık yapılaşmanın sonucu bölgesel bir felaket meydana gelmiştir. İklim değişikliğinin neden olduğu bir diğer tehdit aniden başlayan ve hızla yayılarak kontrolden çıkan yangınlardır yangınlar kent ve kent civarında yaşam alanlarını tehlikeye sokmaktadır. 2021'de Türkiye'de bir yanda kuraklık devam ederken yaz aylarında gelen sıcaklık dalgasıyla 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 49 ilde 300 civarında orman yangını gerçekleşmiştir. Özellikle evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan suyun arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilmesi çevresel kirlilik ve sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 2021 yaz aylarında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorunu kirli ve atık suların arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesinden kaynaklanmaktaydı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan bir rapor yani 2022'de yayınlanan bu rapor Akdeniz'in bir plastik denizi olma riskiyle karşı karşıya kaldığını vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 14. .si olan suda yaşam amacı sürdürülebilir kalkınma için okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması çağrısında bulunmaktadır okyanus ve deniz sağlığının ve biyoçeşitliliğinin korunması için Birleşmiş Milletler, bilim ve iş dünyasını sivil topluma ve politika yapıcıları ortak araştırma ve teknolojik yenilik programı etrafında harekete geçirmek ve okyanus bilimlerindeki uluslararası işbirliğini arttırmak üzere 2021-2030 dönemini uluslararası okyanus bilimleri 10 yılı olarak ilan etmiştir. 2021 yılında Tedman bir rapor hazırlayarak öğretmen dijital yeterlilikleri kavramını incelemiş ve Türkiye'de öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesinin oluşturulması sürecine yönelik öneriler geliştirmiştir. Dijital Eylem Planı 2021-2027, Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Ayrıca 2021 yılında dünya genelinde oyun endüstrisinin ekonomik hacmi 180 milyon dolardır. 2,5 milyar insanın oyun oynadığı tahmin edilmektedir. Bu da oyun bağımlılığı konusundaki güncel bilgilerden biriydi. Evet arkadaşlar özellikle son yıllara ait ÖBA'da yer alan güncel bilgileri sizlere sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.